Merhaba Mebra izleyenleri, ben Erdem Papuççuyan. Bugün TechEU Summit London 2024 için Londra'dayız. Ve yanımızda Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacı var. Merhaba, öncelikle nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Bizim için çok heyecanlı bir gün. Aslında kısa süre önce sizi Mebra sahnesinde de ağırlamıştık. Bugün de kısmet Londra'da bir TechEU sahnesinde ağırladık. Bizim için çok güzel bir gurur. Bizi kırmayıp katıldığınız için ayrıca teşekkür ederim Mertken. Ben teşekkür ediyorum. Mebra'nın sahnesinde söz vermiştim. Londra'da TechEU etkinliğine de geleceğim diye. Burada olmaktan, burada Türkiye'nin teknoloji girişimlerinin dünya sahnesine çıkışlarına şahitlik etmekten de ayrıca gurur duyuyorum. Çok teşekkürler. Ben hemen sıcağı sıcağına biraz etkinlikle ilgili hislerinizi almak isterim. Nasıl buldunuz etkinliği? Nasıl gidiyor sizin için? Evet, etkinlikte hem İngiliz hükümetinin önde gelen isimleri var. Hem Londra'da girişim ekosisteminde gerek startuplar, gerek fon yöneticileri etkinliğe çok yoğun ilgi göstermişler. Tabii Türkiye'nin Webrazis'in TechEU satın alması vesilesiyle burada görünür olması da hakikaten mutluluk verici. Ben de tabii burada Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi yolculuğunu, girişimcilik ve inovasyon ekosistemimizin özellikle son 20 yılda nereden nereye geldiğini katılımcılarla paylaşma imkanı buldum. Evet, çok güzel bir sunum yaptınız. Ben de takip ettim. Arkamızda da bir Türkon pavilyonu var. Bizim için de yine bir gurur kaynağı. Ben burada aslında biraz hem potansiyel Türkonları hem de girişim ekosistemimizi nasıl değerlendirmek istiyorsunuz? Onu da sorayım. Öyle kapatalım. Evet, tabii Türkiye teknoloji ekosistemi gerçekten son 20 yılda muazzam bir ivmeyle büyüdü. Bugün Türkiye'de 102 teknoparkta 10 binden fazla inovasyon odaklı çalışan teknoloji girişimimiz var. Ve Türkiye'nin girişimleri özellikle elde ettikleri başarılar sayesinde son yıllarda hem Türkiye'de hem de uluslararası finansman kaynaklarında fonlarda fark edilir hale geldiler. Geçtiğimiz yıllarda yani 2019'a kadar Türkiye'de teknoloji startuplarına yapılan yıllık yatırım tutarı yaklaşık 100 milyon dolar büyüklüğündeyken son 3 yılda Türkiye'nin teknoloji girişimleri 4 milyar dolar yatırım aldılar. Ve bunların içerisinde yapay zeka çalışan girişimler var. Çok farklı alanlarda yazılım, donanım geliştiren girişimler var. Ben eminim önümüzdeki dönemde bu başarı ivmesi artarak devam edecek. Ve inşallah bizler de Türkiye'nin girişimcilik ekosistemini güçlendirmeye devam edeceğiz. Türkiye çok genç bir nüfusa sahip. Bunu her daim vurguluyoruz. Ve özellikle Teknofest gibi dünya çapında organizasyonlar adeta girişimci fabrikasına dönüştüler artık. Türkiye'nin bütün şehirlerinde hayallerini projelere, projelerini girişimlere dönüştüren ve artık girişimlerini küresel ölçeğe taşıyan girişimcilerimiz olmasından büyük bir keyif duyuyoruz. Çok teşekkürler. Çok keyifli bir sohbet ben oldu. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.